Selam millet, Dedir Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Jurassic World oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Jurassic World oyunumuzda nerede kalmışız bakalım. Hemen şurada Metrio mu? Hadi beni sevindir. Evet. Doğru dinozoru tutturmuşuz. Şurada hemen bir tane dinozorumuz var. Ben onu aldığım gibi şöyle levellamam. Çünkü bir anda aklıma geldi de dinozoru levella diye bir görev mörevi gelir bize. Ondan sonra evlerden ırak. Şuradan 2481'lik olan bir görevimiz var. Sizler huzurunda şunları toplayarak içinden de umarım paramız buna yeter diyerek, sanmıyorum paramızın ona yetebileceğini. Çünkü hem buna hem de yandakiler para çıkarmış bize. Bonusları katmer katmer vermişken 500 bin toplayabiliyorduk yanılmıyorsam eğer. Şimdi sadece bunları toplayarak istediği parayı elde edebileceğimizi pek zannetmiyorum. Yine de bir umut, hep birlikte bakıyoruz. Çünkü eğer bu parayı elde edersek görevimiz bitecek. Sıradaki görev gelecek. Biz de sizlerle birlikte bu görevi yapacağız. Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Bir kardeşimiz dedi, paraları topluyorsun benim çok canım sıkılıyor dedi, ama o kardeşimize de söylediğim gibi yani paralar bozulmasın aralar öncelikle. Biliyorsunuz o paralar toplanmalı. Ama aynı zamanda da bu para toplama işlemi kısa sürüyor ya. Yani 1 dakika 2 dakika süren bir işlem. Sizi çok sıkmadığımı umut ediyorum bu işlemi yaparken. Sonuç olarak yani saatlerce para toplamıyoruz burada. 30 dakikalık 25 dakikalık videonun 1-2 dakikasında sadece para topluyorum. Evet, şöyle yaptığımda umutlar gitgide tükeniyor. Çünkü görevimiz bitmedi. Bakalım 2.700.000. Yanına bile yaklaşmadık gerçekten. O zaman şöyle sanki hack gibi param var dede diyen kardeşlerime nispet yaparak 99 milyon doları parayı yaklaştırıyorum. Bu arada ben bu parayı her gün var ya en az 10 milyonla harcıyorum. Yani şu anda artık parkımızda yeterince dinozorumuz var diye daha da iyi dinozorlardan 40. level bir sürü dinozor olan insanları ben düşünemiyorum bile. Yani demek ki bir tur attığı zaman parkın içinde 50 milyon falan topluyorlar. Ben çünkü her gün gerçekten ciddi bir miktarını bu paranın harcıyorum. Trade'lerle DNA gelirse, efendim food gelirse ve dolar gelirse kesinlikle alıyorum. Onlar haricinde habire bir şeyler yapıyoruz. Yani food veriyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ama para bitmiyor. Bitmiyor da bitmiyor yani gördüğünüz gibi. Evet, sonra en son olarak şöyle bir gelmem lazım. Şurayı toplayayım. Şuradaki pislerin paraları gördüğünüz gibi 9-10 bir şeyler olmuş. Onları toplayayım. Şunları alıp şurayı da verip hemen trade'ime geliyorum. İchiostega'ya bu kadar şey veririm diyor sana. Onu bir aklımda tutayım. Shunosaurus'a da bunu veririm diyor. Şimdi bunu yapıp yapamayacağımızı anlamak için öncelikle yanlış bina. Öncelikle şuraya gelip herbivore demem lazım. Ondan sonra da Shunosaurus'uma bir şöyle goat demem lazım. Goat dediğimde Shunosaurus'um 30'a 10. 3 tane daha Shunosaurus olursa eğer Shunosaurus'umuz 40 olacak. Olsun. Shunosaurus'umuz 40 olsun. Shunosaurus'u trade etmeyelim. Bir de Ichiostega'nın durumunu kontrol edelim şuradan. Amfibiyan dersek ve şöyle göremiyorum. Ichiostega'm mı yok yoksa benim? Aa, benim Ichiostega'm yok. Hemen bir tane Ichiostega yerleştiriyorum. Madem öyle. Şurada var mı yerim? Yok. Ama Ichiostega'yı trade etmeyeceğimi anlıyorum en azından. Başka teklifin var mı canım bana? 11 tane eksi 1'e 676 para. Ben bunu veririm çünkü bu en dandik kart. Ondan ümidimi kesmişim ben. Loyalty point'imi harcamamak. Kusura bakma. Şimdi şuradan free kartımızı çekelim. Acaba gün bugün mü dedim. Alakası bile yokmuş. Güzel bir ödül verir mi bize dedim. Bizi sevindirmedi. Güzel ödül vermedi. Sana güzel ödül yok dedi. Sen bunu hak etmiyorsun dedi oyun bize. O zaman şöyle gelelim. Neyimiz varmış? Bir tane güzel su turnuvamız var. Bir tane de VIP turnuvamız var. VIP turnuvamız kara dinozorlarıyla. Hemen VIP turnuvamıza şöyle hızlı bir giriş yapıyorum. Velociraptor. Neden oynamayalım? Uzun süredir ismini görmüyorduk. Kaprosukus'la Mundasukus yan yana. Şöyle gelsinler. Omuz omuza bir mücadele versinler. Velhasıl. Umarım arkadan gelen etçiler seni üzmez canım benim. Velhasılım. Yo, asla. VIP turnuvası biliyorsunuz. Bilgisayar çıldır çıldır stiliyle oynadığı için. İlk maçlarda zaten bize haince saldırılar yapıyor. Hiç boyunun ölçüsünü alıp bizden gidiyor. Şimdi ne geliyor? Tangocu. Tanicolegreus. İki de o saldırıyor. Vurun abi Velociraptor'a. Bulduğunuz velhasılı vurun. Saldırın bakalım adama. Ya arkadan gelen tikenliği gördün mü ama? Buna öyle artistik yapamıyorsun. Ne haber? Zıplayıp kuyruk vurdu. Abi şunu da şu saldırısına astayım ya. Dünyada böyle bir dinozor saldırısı var mı acaba? Zıplayıp kuyruk vuruyor. Yaratık geldi. Kretosaurus. Ceratosaurus. Keratosaurus. Binbir türlü isim koydum ona. Afacan Keratosaurus. Maksimum saldırıya karşı koyamazsın diye düşünüyorum. Ki netekim koyamadın.
İşte bu. Saldırı dediğim böyle olur. Geri çekilip ısırık alarak. Vakit kaybetmeden hemen sonraki maçımıza geçelim. Geçelim mi? Geçebilir miyiz? İzninle bilgisayarcı. 50 DNA çok hoş. Hemen sonraki maçımız. Megalosaurus geldi. Evet, Megalosaurus'a şimdi güzel bir sürpriz yapalım biz de şuradan. Microposaurus diye. Ardından gelen Supranotitan da hiç fena değil. Ona da bir tane Sarko çekelim. Ama bunları yaparken şöyle riskli bir hareket var. Mesela bu Sarko'ya tek atar. Bu olmadı. Hemen değiştiriyorum. Hatamı anladım. Onu değiştiriyorum. Ostapotosaurus koyuyorum onun yerine. Ya da aslında Ostapotosaurus koymuyorum. Bir dakika. Onu koyacağım. Ben onu koyacağım. Ama şöyle yapacağım. Sarko'yu önce koyacağım. Arkasından Microposaurus koyacağım. Seni de Shunosaurus'la yiyeceğim. Bakalım planlarımız işleyecek mi? Belki Dino Swap bile yapmayabilir ya. Biliyorsunuz bilgisayar çıldırmış oynuyor. Bu seviyelerde. Vallahi yapmadı. Abi de zırh vermiş. Abi ne olur sen kazan diyor. Bir de şimdi saldırı yapar ha. Böyle garip şeyler yapıyor çünkü ha, hayret. Oo, tek yemenin ucundan döndük. Güzel. Bak bu 30 canı kalmış dinozor sana sonra neler yapacak, iyi bak. İyi bak neler yapacak o sana. Gün gelip devran dönecek. O zaman o 30 canıyla sizi çok üzecek. Supranotitan. 2 vursa yeter, belki zırhım var diye 3 vurur, bilemem. Hiç vurdu. Bu da güzel bir tercih. Biliyorum o 2 zırhı bıraktığını, yani yemezler. Ben o saldırıyı boşa yapmam. Sen yine bir full kontak saldır bakayım bana. Aynen öyle. Katır kutur yedi ya, insafsız. Kütür kütür sesler geldi. Şimdi sana bir mikro saldırı yapalım. Bu seni yenmeye yeter. Bu da zırh çünkü 4 enerji bırakabiliyor. Yoksa daha da çok bırakırdım emin olun. İmkanım olsa. Ama ardından gelen yolcu da zaten maç bitmiş ya. Sondaki Sarko'ya gerek bile kalmadı. Bu adam full saldırsa gıdıklamaz. Hiç saldırmasa ağzını burnunu kırarım. Herif yalan olmuş gitmiş zaten. Ölmüş de ağlayanı yokmuş, onu şimdi fark ettim. Şöyle bir geriliyor. Abi bu bunun var ya saldırısı efsane, hiçbir zaman değişmez. Bir de şimdi sevinç geliyor ki. Kıp kıp kıp. ...50 DNA daha verirsen çok makbule geçer. Beni idare eder şimdilik. Güzel. Sıradaki maç. Sanki ilginç bir seviyede güçleniyor rakiplerimiz. Hmm, 2 otçul. O zaman sana biz bunu bir hediye edelim. O 2 otçulun karşısına bu onların counter'ı bir koyuşta uzatmasın. Şöyle bir dizilimle çıkacağım. Belki biraz iddialı oldu, evet. Belki biraz iddialı oldu ama... ...başarabileceğime inanıyorum. Oo. Erken gelen Antarktopelda Delta konuşamadım. Bu daha fazla vuruyormuş. Bunun canı daha fazlaymış. Tampon görevini bu görsün. Enerji de çekilmemiş ki. Çılgıncasına oynuyor bilgisayar. Bir daha geldi. Adam değiştikçe değişiyor ya. O bir de saldırdı. Tamamen savunmasız bıraktı kendini. Mükemmel. O zaman artık günah bizden gitti, değil mi? İkilik saldırı uzatırım, iki enerjiyi bırakır, keyif çatarım. Löpçük 2092. Geldi bizim ansiklopedi yine. Antarktopo Delta. Vay, taktikler taktikler. Yine her zaman gibi iki zırh bırakmalar, enerji çekmeler falan. Yine gelir buradan bir beşlik saldırı. Hiçlik saldırı. Peki. Bana göre hava hoş koçum, söyleyeyim. Bana göre hava hoş. Ben seni yıpratırım. O yediğin 697 hasar da yanına kar kalsın. Şimdi senden bir yedilik bekliyorum artık ya da altılık. Bakalım senin mega saldırın nasılmış? Aa, bu mega değil. Mega'nın bir düşüğü. Şimdi geldi bakalım Kinder sürpriz yumurta.
Bir, iki saldırdım. Bu da senin zırhın. Bu da benim zırhım. Çünkü maksimum 4 enerji bırakabiliyorum. İşte ansiklopedinin hazin sonu. Tangocuyum ansiklopediden anlamam dedi. Saldırı yok. Çok hoş. Ben o T-Rex'i göreceğim abi. Eğer zırh almadıysan git. Ama o T-Rex'i göreceğim. Ver saldırını. İşte bu. Ve kardeşlerim, uzun süredir görmediğimiz o 8'lik T-Rex saldırısı. Zırh alsa bile 7'lik güzel bir hasar çıkar. Koçum T-Rex be. Almış zırh ama yine de. İşte bu. Bir ünlü T-Rex çılgınlığı. 10.002 çılgın atıyor T-Rex'imiz. Yerden toz kaldırarak. Evet. 50 deneyimizi de almayı beceriyoruz. Etçil canlımız var. Buna karşı bir su çekelim şöyle. Şöyle bir suyumuz gelsin. Amfibimiz. İki su canlımız var. Buna karşı da iki tane kuş alacağız ama şöyle iki kuş alalım biz. Çok da kendimizi yıpratmayalım. Adam neredeyse yiyecek de rakibi löp diye. Öyle de bir erkek geldi yani 1026 diye. Yalnız bonussuz 755 daha hoşmuş. Saldırı yapma, canını yakarım. Davranma, yakarım. Tabii ki zırh vermiş. İleri görüşlü değil çünkü bilgisayarımız. Bir de çıldırıyor ya. Şu çıldır çıldır hareketi beni delirtiyor. Hemen bir saldırılar bir şeyler. O zaman ben seni döverim. Kanatla vurdu ya. 27-47 diye. E sen bizi öldürürsün tabii artık yani. Ha peki. İlginç bir hareket yaptı. İki mi var cebinde senin? Al bakalım. Biri zırh, biri enerji. Güzel bir combo olmuş. Arkadan gelen vatandaşa bir yadigar, bir mirasımız olsun demiş. 5 oldun. 2'yi yapıştırır geçer bence. Hiç kralını tanımaz. 2'yi yapıştırır geçer. Şimdi senin 3 mü kaldın? Ben seni her türlü öldürüyormuşum ya. 3 seni kurtarmıyor bilesin. Dimorfodon'u kullanacaktım. Gaza geldim ya. Vallahi Dimorfodon'u kullanacaktım. Gaza geldim. Gaz kötü şey. Neyse, son maçımızda artık sahnelerimizin ağır toplarını çağıracağız. Son maçımız. Ne çektin? Bunları mı çektin bana? Abi bak, tam da senlik bir şeyler var bende, biliyor musun? Aha, ben de bunları çektim sana. Senin Guguş'una karşı da Apatosaurus'u aldım. Hadi bakalım. Yalnız Guguş'un hasarı nedir öyle ya? 1100 hasar. İnsafı yok gerçekten kuşun. 1100 ne abi? Öldüreydin direkt. Biraz hasarını keseyim. Yine de benden fazla. Peki. Neyse ki zırh alınmış. Ooo, swap'ler swap'ler. En sevdiğim. Ama saldırı yapılmıyor, akıllanılmış. Sana ne yapalım biliyor musun? Senin bir var elinde. Bu bizim bildiğimiz bir gerçek. Al sen böyle saldırıyı. O biri de cebe atmışsın. Adamsın. 3'e 4 mu olacaksın şimdi? 3'e 4 olacak. Kuşa değiştirir, ağzımıza vurur. Kuşu değiştirip ağzımıza vurur haklı olarak. Bu hamlesine lafım yok. Mantıklı olanı yaptı. Ama gel gör ki yine kendisini tamamen savunmasız bıraktı. Gördüğünüz gibi üçlük bir saldırıyla bile alaşağı edilebilecek hale geldi. Pterodactylus. Adını yeni fark ediyorum. Ah seni Dactylo, ah. Tam bir Dactylo.
Arkasından da Denyo geldi. Denyo Herus. Tam bir Denyo. Bize ikilik saldırı yaptı. Cebe 3 mü attı o ya? Ne var ne yok boşaltalım onu. Aa, zırh almamış. Öldü gitti zavallı. Indominus orada yedek oyuncu gibi, seyirci gibi kaldı. Vay be. Indominus'u kullanamayacağımız hiç aklıma gelmezdi. Legendary pack'imizi hemen açıyorum. $250. $250. -4 zırh. Mikroposaurus. Abi bitti ya işim onlarla. Verin abi. Verin abi. İşim bitti nasıl olsa verin onları. Kardeşlerim şu puanı şimdi hemen bir şey açıklığa kavuşturuyorum. Şu puanı korkmayın. Şuradan Giant Orthocon falan almayacağım. Bunu şunun için tutuyorum. Harcamayalım bence. Buna ihtiyacımız yok. Zaten hali hazırda elimizde yapmamız gereken VIP'lerimiz var. Bir şeylerimiz var. Biz bunu 10.000'lik paket açmayalım. 50.000 olana kadar biriktirelim. Eğer güzel bir şey gelirse bizim 50.000'i almak isteyeceğimiz onu alalım. Eğer güzel bir şey gelmezse 50.000'i almak istemeyeceğimiz ya da zaten almayız 50.000'e madem karlı değil diyorsunuz. Biriktirelim, eğlence yaparız. 50.000 puan olduğumuz zaman 5 tane solid gold falan açarız. Ya da ne bileyim belli mi olur? Oyun o zamana kadar çıldırır, bir şeyler olur, köklü bir değişiklik olur. Bir şey getirirler böyle. Aha bak böyle güzel bir şeyimiz var diye. O zaman onu açarız. Yani artık panik olduk. İşte değişik değişik çok kötü bir hastalık adı var. Anıp duruyorsunuz. Yani onu. Ona oldum. Aman öyle oldum. Strese girdin de demeyin yani, kötü bir şey o. Adını bile anmayın o hastalığın. Hiç sevmediğim nadet bir şeydir yani. Siz iyi olun yani, size bir şey olmasın. Merak etmeyin, ben onunla 50.000 açmayacağım. Şimdi şuradan neymiş, 15 saat sonra bizim güzel güzel turnuvalarımız geliyormuş. Değişik turnuvalarımız geliyormuş. Bunu bekletmenin bir manası yok. Şu turnuvayı da oynayalım diyecektim ki geçmiş olsun, bu turnuvayı bekletmek zorundaymışız zaten. Çünkü o turnuva bu su canlısı. Ödülü su canlısı. Kendisi de su diyor. Neden öyle olmuş anlamadım. Bunu nasıl ayırt edeceğim acaba? Suda mı karada mı diye. Neyse bakalım. Bunları birlikte oynayacağız demek ki. Böyle de bir durum gerçekleşmiş. Bunu da şimdi fark ettim. O zaman kardeşlerim o turnuvayı yapamıyorsak sanıyor musunuz ki dedeniz sizi oyunsuz bırakacak? Hayır. Tabii ki değil. Şuradan mutlu mutlu kapışmalar yapacağız. Mesela bunu neyle yapacağız? Şöyle yapacağız. Bir tane Mosasaurus. Bir tane Pliosaurus. Olmadı. Pliosaurus ağır geldi. Bir tane şundan. Ha, Mosasaurus'un dengi bir şey o. Sonra bir de güçsüz mor. Şöyle bir karşılaşma yapalım bakalım. Güçsüz mor işi bozdu. Güçsüz mor işi bozdu. Mosasaurus'u 30 yapıp, ki o biraz zor. DNA'ları yüksek çünkü su canlılarını yetiştirmemiz lazım diğerlerine. Ah, Mosasaurus'un karşısına hemen döveceği bir rakip vermiş. Aman da aman. Nasıl top bir ses ya. Sen bir git. Sen bir git. Dino Swap yap. Abin gelsin. Sen git abin gelsin. Nasıl da heyecanlı oyuncular bunlar böyle. Hemen saldırı veriyorlar. Dayanamıyorlar 2 dakika. Senin karşısına şunu getirelim. Bakülis. Enerjimizi verelim. Şimdi sen git mavi gelsin. Aa, sen de saldırını yaparsan aklını alırım ama. Aklını alırım, öyle daşın üstüne oturmakla olmaz. O işler daşa oturmakla olmaz arkadaşım. Bak daşa oturursan olacak olan şey şudur. Buradan bu gelir, tamam mı? Senin zırhın kalmadığını da bildiği için bir, iki der, arkasına bakmadan çeker gider. Kuyruğu yersin böyle. Selhoderma. Sephoderma. Garip, felsefeci gibi adı olan Sephoderma geldi. Ne yapıyorsun abi? Ya sen ne kadar garip bir yaratıksın ya. Hiçbir bir şeyin yok senin ya. Bir swap yaptı, bir de bir vurdu, elde kaldı bir. E tamam o zaman, sen bittin. Bir, iki, üç yaptım seni, sen bittin yani, direkt bittin. Küp diye ısırdım. Abi, bu Mosasaurus'un saldırı grafikleri ne kadar korkunç gerçekten ya. Ciddi korkunç yani. Orada yandan vantilatör açık. Habire yüzme biçler uçuyor. Yüzme biçler dokunmuş gibi hissediyorum. Peki. Mosasaurus'u her daim saldırtırım abi. Atak grafiğini görelim. Dev gibi kuyruğuyla bir tane gömçertti. Şimdi öldür bizi. Öldür bizi. Biz delikanlıyız ama ölümü hak ettik. Yine bir ısırık. Aa, zırh almamış. Bilsem her şeyi saldırırdım.
Bayağı yutar yerdik onu yani. Şimdi o intikam saldırısı yapacak çünkü bize. Kuyruk mu attı, kafa mı attı, ne attı öyle ya? Karışık, ortaya karışık bir şey attı. Neyse bir de Baculius'un 8'lik saldırısını görelim madem öyle. Deniz minaresinin. Evet, işte bu. Mızrak gibi, zıpkın gibi saplandı vallahi. Kardeşlerim gördüğünüz gibi oyuncu kapışmamızdan daha galibiyete çıkmayı biliyoruz. Bir saldırı daha yapalım. Bir turnuva daha çağıralım. Onda da Megalodon'umuzla oynayalım. Megalodon. Bu arada bir şey bitti arka planda. Arka fonda bir şey bitti galiba. Bir çiting sesi duydum. O 250 DNA'yı versen bize ne olurdu ya? Kötü mü olurdu yani? Arka fonda bir şey bitmedi mi? Bir şey çıkmadı mı? Ne oldu? Abi bir cheating dedin. Peki dememiş. Bize öyle gelmiş. O zaman hemen bir kapışma daha. Yine bir su kapışması. Bu sefer de Megalodon'umu seçeceğim. Megalodon diyeceğim. Pliosaurus diyeceğim. Bu sefer de güçsüz değil, güçlü mor seçelim. Dunkleostus diyelim. Umarım Dunkleostus diğer rakiplerin seviyesini çok yükseltmez. Bizi sıkıntıya sokmaz. Optimus Prime geldi. Autobot geldi karşımıza. Aman Allah'ım. Oo, direkt ağır döven düşman geldi ama bu üzücü. Ağır döven düşman geldi. Ben enerji çekeyim. O beni zırh aldım varsaysın. Saldırmaz bana. Ya bir vurur ya hiç vurmaz. İşte bu be. İşte bu. Tahmin oyununun bu kadarı. Ama şu anda üzecek bizi. Çünkü o da full enerji çekmiş. Artık 4 enerjisi var. Sweep yapıp bir üçlük saldırı yaparsa aklımız alınacak. Yapma üçlük saldırını. İkilik saldırı yaptı. Bu da onun hayatının hatası olabilir. Cebe attım bir ama o birin hayrını görebilecek misin bakalım. O cebe attım birin hayrını görebilecek misin? Al o birin hayrı. İşin kötü yanı Megalodon'la dövüşecek rakip yok. Geri kalanların hepsi Megalodon'a bonuslu vuruyor. Şimdi iki bizim canımıza yetiyor galiba. Biraz kötü oldu. Megalodon'umuz sadece burada tampon görevi görecek. 1-2-3 diyelim. 6 oldu çok güzel. 3 zırh bıraktıysa deyip 5 de saldırıp tam dediğim gibi. 2 tane pembo kötü oldu. Bir de oyunun başında onun hasar yemesi falan çok hoş olmadı yani. Şimdi 5 saldırdı. Biri cebe attı. Kaybettik her halükarda. Şimdi bu 3 saldırıyla adamı anca öldürebiliyorum. Zırh verdiyse zaten öldüremeyeceğim. Zırh vermediyse enerji bırakmış, 5 bırakmış demektir falan. Her türlü rezalet. Gördüğünüz gibi zırh vermemiş, enerji bırakmış. 4 zırh vermeme rağmen 5'lik saldırı yapıp bizi alaşağı edecek. Ah bir 139 falan olsaydı şu ne olurdu ya. Ne o? Evet. Rakiplerimizin Dunkleostus yüzünden yüksek seviyeye gelmesi bizi biraz bitirdi. Bu da bizim hatamızdı. Dunkleostus'u kendimiz seçtik. O zaman kardeşlerim sizler için en son bir maç daha atacağım. Bu atacağım maç da Cenozoik canlıları, buzul canlıları ile olacak. Random maç diyorum şuradan. Buzul canlılarımız biraz daha düşük seviye olduğu için biraz aşağılara inmem gerekiyor. Şöyle aşağılara, aşağılara, aşağılara da gidiyorum. Şimdi şurada ne yapalım? Biliyor musunuz? Bu kadar aşağıda olmamalıydı. Bir saniye, gözden kaçırdığım bir şey var buzul canlılarında. Bir şeyi gözden kaçırdım ben. Hah, burada. En üstteymiş ya. Ben de aşağı iniyorum. Bir tane marsupial lion koyalım. Bir tane yamyam kuşumuzu koyalım. Bir de eremotherium koyalım. Tamamen cenozoik battle. Karşımıza tamamen cenozoik olmayan yaratıklar çıkarsa süper olur. Kimse birbirini kontrolleyemiyor. Yo, bir tane attı araya. Güzel.
İlk intiba olarak rakibimizin canı fazla ama hasarı bizden çok az. Şöyle yapalım. İkilik saldırırsa bizi üzebilir. Hayatın cilvesi deriz biz de buna. Saldırmadı ikilik falan. Kimin canı daha fazla? En fazla can seninki. İkisini de zırh vermiş olamaz o ya. Hiç zırh vermemiş hatta. Bir de bonussuz vuruyor olsan, sıralamayı hatırlayamıyorum. Vallahi bonussuz vuruyor. Mükemmel oldu. Bonussuz vuruyor. Neyi var neyi yok boşaltacak. Gerçi bir kalacak galiba, evet. Neyi var neyi yok boşaltmıyor. Yani bir kalıyor, o da önemli. Çünkü şimdi biz de 3 de saldırıyoruz sonuç olarak. Şunu çeksem daha mı avantajlı olur? Yo, bu daha avantajlıymış. Zırh almışsındır sen. Ah, almamış. Keklendik. Zırh almamış. Saldırı avantajı yine onda. Hasarı kötü neyse ki yine. Gerçi 3'ten 4 olacak galiba. Yani hasarı kötü olsa ne olur? 2 saldıracak, 2 de cebine kalacak. Çok kumar oldu bu oyun ya. Şimdi gelecek adama göre oyun çok kumar oldu. Hasarım da, enerjim de fazla ama adamın ikisi var. 2 enerji aldıysa bizi yamultur. 2 enerji ise biz yamuluruz buradan. 1, 2, 3 derim. 1 çekerim. 2 enerji aldıysa ikisini de zırh almış. Mükemmel. Şimdi umarım saldırır. Saldırmazsa felaket çünkü. Saldırmadı. Felaket. 4 de bizi her türlü öldürüyor bu adam. Full zırh vereceğim. Bir zırh vermiş. Full enerji çekmiş neredeyse. Ve galiba bu tur saldırı turu. Kardeşlerim. Resmen defansif win kazandık. Defansif win kazandık gördüğünüz gibi. Karşı saldırı zamanı. Üzgünüm Pechisep Holosaurus. Kafayı kodum sana. Gider ayak bir win kazanmayı daha başardık. Defansif win. Bu durumda son paketimizi sizler huzurunda açıyorum. Daha doğrusu paketi değil, çarkı çeviriyorum. Unay Saurus'u gösterip böyle 4500 yemek veriyorsun ya, bu delikanlığa sığmaz. Kardeşlerim, bilgisayarın bu yamuğundan sonra üzülerek köşemize çekiliyoruz. Şuraya geliyoruz. Su canlılarından bir tane daha Metrio ekliyoruz oraya. Ondan sonra bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir dahaki videomuzda yeni maçlarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve devamından haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun için abone ol düğmesine basmanız ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklamanız yeterli olacaktır. Diğer sosyal medyalardan da kanalımızı takip etmek isterseniz ana sayfadaki logomuzun üzerindeki linkleri tıklayarak Steam, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Videolar kısmına tıkladığınız zaman geçtiğimiz seneler içerisinde kanalımıza yüklenmiş olan 1000'den fazla videoya ya da isterseniz oynatma listelerinden düzenlenmiş olarak serilerin içinde bulunduğu oynatma listelerine ulaşarak geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Eğer yayınladığımız bir video hakkında ayrıntılara ulaşmak isterseniz videonun hemen altındaki daha fazla göster kısmına tıklayarak o videonun linkine, daha önceki yayınlanmış olan videoların oynatma listelerine ve sosyal medya platformlarındaki sayfalarımızın kısa yollarına ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımızı gerçekten beğendiyseniz ve bu güzel duyguyu arkadaşlarınızla da paylaşmak isterseniz bunu bu sayfa üzerinden herhangi bir yerden yapamazsınız. Bunun için dışarıya çıkmanız, arkadaşlarınızın yanına gitmeniz ve Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.